Aziz Müslüman kardeşlerim, bacılarım, ekranlara başlarında bizleri izleyenler. Son birkaç yılda İslam coğrafyasında komşu ülkelerde yaşanan vahşet ve dehşetlere karşı herkesin duyarlı olması elzemdir. Bizim en fazla zorumuza giden tüm bu vahşi cinayetlerin din adı altında sözde Allah, Peygamber, cennet için yapılmasıdır. Bu bizim çok zorumuza gidiyor. Dünya ve ahiret saadetini garantileyen ve tüm insanlığın barışı, esenliği, güvenliği, kardeşliği için gönderilen yüce İslam dinimiz bu gibi harici, tekbirci, yamyamlar sayesinde maalesef batıda kan, şiddet, cinayet, tecavüz ve terörle anılır oldu. Emperyal ve Siyon ve İslam karşıtlarının da istedikleri budur zaten. Biz Allah-u Ekber deyip okul, karakol, pazar, hastane, mescit, kilise, havra, sinagog ve türbeleri havaya uçuranlara, tekbir eşliğinde baş kesip onunla top oynayanlara, kadınlara tecavüz edip cihat nikahı adı altında tüm kutsalları ve hürmetleri ihlal edenlere ve bu canilere yardım edenlere bizler ehli sünnet deniyoruz. Bu açık ve net bilinsin. Bizler bu din adına terörizm yapanlara ehli sünnet demiyoruz. Zira böyle bir anlayış Hanefi İslam'ında da yoktur, Şafii İslam'ında da yoktur, Maliki İslam'ında da yoktur, Hanbeli İslam'ında da yoktur. Bunlara biz bundan dolayı ehli sünnet demiyoruz. Biz bunlara genel manada, genel anlamda Müslüman da demiyoruz. Bunlar Müslüman değil. Açık kare bunlar Müslüman değil diyoruz. Müslüman demiyoruz bunlara. Zira İslam peygamberinin sünnet ve hadislerinde bunların yaptıklarının bir tanesinin bile yeri yok. Bir tanesinin. Bizden onları insan da kabul etmiyoruz. Bunlar insan da değiller. Bugüne kadar defalarca feryat edercesine söyledik ve eserlerimizde yazdık. Bir kez daha buradan sesimizin ulaşacağı yerlere bir kez daha söylüyoruz. Tekbir eşliğinde kafa kesen caniler, bu vahşetlerini sünnilik adı altında yaptıklarından, onların bu vahşetlerinden bizden çok ehl-i sünnet kardeşlerimizin rahatsız olmaları ve karşı çıkmaları gerekmektedir. Başta ülkemiz olmak üzere İslam ülkelerinde ehl-i sünnet kardeşlerimizin Diyanet İşleri kurumları, alimleri, akademisyenleri, kanaat önderleri, yazarları, cemaat şeyhleri, tekbir eşliğinde baş kesen, namusları kirleten ve insanlıktan nasiplerini almayan bu yamyamlarla hiçbir alakalarının olmadığı ve onları Müslüman olarak kabul etmediklerini tüm dünyaya açıklamaları gerekmektedir. Aksi halde birileri bunları onlar gibi görebilir. İlahi